Herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Umarım herkes bu olmasa da herkes tabii ki bu seriyi beğenmiştir. Bugün serimizin dördüncü bölümündeyiz. Bugün ne yapacağız? Silme işlemini yapacağız. Bir de arama işlemini yapacağız listemizin içerisinde. Fakat ben bugün videomu izlerken ufak bir tane fark ettim. O da nedir? Hemen gidelim bu kısmına. Ben burada kaydederken book'u, disket biliyorsunuz hatırladığınız gibi disket işaretine bastığınız zaman, butonuna bastığınız zaman burada kayıt işlemi gerçekleşiyordu. Ve bir tane kontrol gerçekleştiriyordum. Eğer ki işte şeyler bozsa buradaki textbox'lar bana bir tane şey döndür, uyarı döndür ve işleme devam etme. Fakat ne var ki biz burada işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet, burada bize bir uyarı veriyor ve işleme devam ediyor. Burada ben bu if içerisine gelip bir tane return koymam gerekiyor ki o da nedir? Boş olduğu zaman statement'in boş olduğu zaman yani textbox boş olduğu zaman geri dönsün. Bir daha işleme devam etmesin yani kayıt işlemini. İstiyorsanız şimdi hemen deneyelim. Buraya bir tane breakpoint koydum programa. Hem bir tane kitap işte şey yapalım, kayda yapalım. Devam diyorum. Burada girdiğiniz gibi bir tane mesaj box var. Bizi bir uyarı çıkaracak şimdi. Uyarımızı çıkardı. Hatta ben burada bir tane yes no değil de no koyacağım buraya. Ve return yapıyor gördüğünüz gibi. Devam etmiyor. Eğer ki return koymasaydım bakalım ne olacak. Ben burada message buttons şeyine durdurayım programı kısmına bir tane okey koyacağım. Bunu siliyorum hatta bir dakika. Şunu sileyim. Message button okey diyeceğim. Sadece okey olsun burada. Pardon. Yanlış yerdeyim. Yes no. Tamam. Yanlış yerde yaptık. Şurada. Sadece okey olsun. Ve ben burada return'ı kapatayım. Ve tekrar bir deneyelim bakalım ne olacak. Bir tane kitap kaydı gerçekleştiriyormuş gibi yapayım. Devam basayım ve burada bir tane boş bıraktım. Devam diyor. Ve gördüğünüz gibi kayıt işlemiyle devam ediyor. Ben bunu istemiyorum. Burada durduruyorum. Kayıt işlemi yapmasın. Çünkü program patlayacak. Ben buradan return'ü tekrar açacağım. Ve böyle devam edeceğim. Evet, güzel. Hepsini save edeyim. Şimdi ben bir tane icon finder'dan bir tane sil butonu bulayım. Icon Finder'e gireyim. Ve bir tane delete diye bir tane şey yazayım. Buton gibi bir şey. Hemen free'ye girelim. Free olanları bulayım. Ne olsun, ne olsun, ne olsun. Benim programda nasıl butonlar? Renkli değil mi? Renkli bir şeyler olsun. Renkli bir tane buton olsun. Bu da değil, bu da değil. Bu da değil. Beğenmedim. Beğenmedim. Şu bir tane çöpten ikisi arıyorum. Ama bakalım bulabilecek miyim burada? Şu bir tane çöpten ikisi. Siyah beyaz olmasını istiyorum ama burada fazla da seçenek yok Icon Finder'da. Bakayım bir tane daha bir tane görmüştüm burada aşağılarda. Ay yok değil. Biraz daha şey gideyim. Free mi bu? Free değil mi? Trash icon diye bir şey var. Bunu alayım.
Ne dersiniz? Bunu indirelim mi? İndirelim. Tamam. İndirelim. Code definition diyelim. Show in folder diyelim. Daha doğrusu. Load etsin. Burada ben kendimi kaydediyorum. Güzel. Crash diye isimlendireyim buradan direkt. Ve programın içerisine direkt sürükleyeyim. Güzel. Ben artık bunu istemiyorum. Formumuza döneyim. Bu arada ben bunu iyicene sağ tarafa yanaştırmak istiyorum. Anchor'u left değil de right olsun. Ve kapatayım. Bunu şöyle alayım. Yapıştırayım. Şu şekilde. Biraz daha böyle şey yapayım. Sağa yanaştırayım. Bir tane daha buton kopyalayayım. Buradan arka planını değiştireyim. Import diyeyim. Ve buradan çöpten ikimi import edeyim. Güzel. Şimdi ben buraya bastığımda ne yapacak? Şimdi ben ilk önce bu bir item'i silebilmem için Data Grid View içerisinde bir tane item'imiz select olması lazım. Yani mavi, yani seçmiş olmamız lazım ki işlemi gerçekleştirsin diye. İstiyorsanız bunu yapalım. Ne yapalım? Eventlere geleyim. Ve biraz bakalım. Cell double click. Cell click yapsam. Hatta select row mu diyelim. Cell select. Bakalım biraz burada neler var. Row select var mı? Row select. Row select diye bir şey olması lazım burada. Row select var mı? Uf, kaydı. Row select, row select. Row select var mı? Nerede? Kaymış. Row definition, row enter, leave row. Select olarak ne var? Selection changed var. Veyahut da cell click diye bir şey var mı? Cell mouse click. Buraya girelim. Burada ne vardı? Satır vardı değil mi? Satır alayım. Eşittir. E ile row index var mı? Row index varmış. Harika. Harika bir şey. Row index var. Bunu gerçekleştireceğiz şimdi. Row index'i aldık mı biz burada? Row index'i aldıktan sonra ben buraya geliyorum. Ve tıkladığımda ne gerçekleşeceğini söylüyorum. İlk önce bir tane soru mu sorsun? If direkt şeyden kopyalayayım. Buradan kopyalayayım. Hiç uğraşmayayım. Bunun gibi olduğu gibi kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Sadece bunu sileceğim. Buradaki soru önergesini değiştireceğim. Bu pencere kapatılsa değil. Seçili. Bunu değiştireceğim. Seçili. Ne diyelim? Kitap. Bilinecektir. Devam edilsin diye sorsun. Eğer ki tamamsa o zaman bir tane olay gerçekleştirecek. Nasıl yapalım bunu? Int o zaman diyeceğiz. Kitap ID eşittir. Pardon. Gittir. Data Grid View. Data Grid View. Rows. Neydi? Satır değil mi? Seçmiş olduğumuz satır. Nokta cell. ID.
nokta value. Bunu bize çevirmemizi isteyecek. Ben bunu integer olacak alacağım. Ve veri tabanımdan sorguya çekeceğim. Convert. Substruct açık kalmış. Convert. Nokta to. Int 32. Int 32. Burada ben kendimi çok büyük gösteriyorum. Hiçbir şey gözükmüyor da. Özür dilerim. Şimdi daha iyi. Int 32. Şunu kapatalım. Parantezi açalım. Value'ye kadar gelelim. Şuradan da energiyi kapatalım. Güzel. Şimdi ne yapsın? Ben şimdi DB'nin içerisine geleyim. Tamam mı? Ve şuradan bir olay gerçekleştireyim. Bunu ne diyelim? Bu arada onu yapmadan evvel insert işlemi gerçekleştirdikten sonra ben bir tane database backup almak istiyorum. Backup database. Backup database yapsın bunu. Sonra. Heh, tamam, güzel oldu. Insert işlemi, update işlemi olduğu zaman sonunda bir tane backup yaparak database'in backup'ını alacak. Şimdi ben buradan public static ne yapayım? Void delete book diye bir tane metot yapayım. Bir tane de parametre alsın. Int kitap ID diye bir şey. Kitabın ID'sini alsın. Tamam mı? Aşağıya geleyim. Enter'a basayım. SQL command. SQL command değil, SQL connection olacak. Pardon. Con eşittir. New SQL connection. Connection string parametremizi alacak. SQL command. Şimdi burada artık sorgumuzu çekebiliriz. New SQL command. Ne yapsın? Connection'u alacak. Her zaman gibi. Bir tane de parametre alacak. Add with value. Add ID. Her zaman gibi. ID olarak seviyorum ben bunu. Ne alsın? Kitap ID alsın. Ve kapatsın. Bundan sonra connection'umuzu açalım. Connection.open com execute non-query yapsın. Yani sorgumuzu execute etsin. Ondan sonra connection'u kapatsın. Ve bu işlemin sonunda bir tane database backup alsın. Backup database. Burada da bir tane backup alsın. Şimdi delete from, hatta bunu büyük keseyim. Pardon. Delete from neydi, kitap mıydı? Database'imizin adı. Onu bir hatırlayayım. Management Studio açılıyor. Gizli şifremizi girelim. Çok gizli. 1, 2, 3. Şimdi neredeydi? Bookstore diye bir tane database'imiz vardı. Güzel. Tables. Tables'a gelelim. Kitap. From kitap. Where kitap ID eşittir at ID. Tamam mı? Güzel. Gerçekleştiriyoruz burada. Şimdi burayı tamamladık. Gelelim programa geri kalanına. Şimdi burada ben ne yapacağım? db.deleteBook diye bir şey var değil mi? Bir metot yapmıştık. Ne istiyor bizim? Parametre istiyor. Parametre istiyor. Kitap ID diye bir parametre istiyor. Ben buradan vereceğim.
kitap ayıdı. Integer türünde istiyor bunu. Ondan sonra get all books diye tekrar data grid view'umuzu evet dolduracağım. Burada bir şey söylüyor. While you cannot be left side falan filan. Aa, bu eski şey. Tamam. Şimdi tekrar bir deneyeyim mi? Tekrar bir deneyelim. Bir şeyler yapalım. Bir tane kitap sallayalım. Numarası ben buradan elle giriyorum. A, B, C. A, B, C diye bir kitap girelim. Yazar D, E, F, G, H diye bir şey. 123. Tür korku. Dili İngilizce. Yayıncı falan filan. Onlara girmiyorum. Tamam'a basıyorum. Buraya geldi. Ben şimdi buraya basıyorum. Bir tane debug point koyayım mı? Breakpoint koyayım mı? Bakalım ne gerçekleştiriyor. Koyalım. Nerede bizim breakpointumuz? Şurada. Gerçekleşsin. 79. satırdan breakpoint gerçekleştiriyorum. Güzel. Şimdi. Tekrar programa geri dönüyorum. Ve şuraya bastım. Önerge gelecek karşıma. Seçili kitap silinecek, devam edilsin mi? Evet diyorum. Evet dedikten sonra kitap ID'yi alıyor. Seçilmiş kitap. Format of doesn't comfort index string 0 diyor. Niye? Eskoli connection com. Kitap ID'si 3. Bu ne? Wow, alakası yok format. Ooo, ne yaptım? String'i string değerinin içerisine verdim. Onun için öyle yaptı. Tamam. Tekrar baştan bu kitabı seçelim. Seçtik. Tamam, sordu. Evet diyor. Warning verdi. Sildi. Güzel. Çıkalım. Çıktık. Yalnız burada bunu biraz daha böyle mi alsak? Çok kenara gitti. Hı. Tekrar bakayım. Nasıl gözüküyor? Evet. Daha iyi. Çok kenara yapışmıştı. Şimdi ne yapalım? Güncelleme yapalım. Şimdi buradan güncelleme yapalım. Güncelleme diyorum. Arama yapalım. Kopyaladım. Yapıştırdım. Bir tane daha geldi ama ben bir tane buradan da arama diye bir tane buton bulmam lazım. Icon. Finder. Search. Free olacak tabii ki. Umarım renkli bir şeyler buluruz. Tam açayım da rahat arayalım. Search dedik. Hangisi gelsin? Hangisi gelsin? Renkli bir şey yok mu ya? Hepsi siyah beyaz böyle çirkin çirkin şeyler. Şu olsun mu? Tamam, şu olsun. 28, tamam, olsun. Deneyeyim. Deneyeyim, beğenmezsem değiştireceğim. Nasıl söyleyeyim de, bol bol var. İçimiz yok, endişemiz yok. Nereye gitti? Kayboldu. Neyse. Download klasörümü açayım. Download klasörümüzü bulduk. D'nin içerisindeydi. Download'a geleyim. Adını değiştireyim. Search diyeyim. Enter basayım. Güzel. Bunu da programımıza sürükleyeyim. İmajasının içerisine bırakayım. Buraya geleyim. Background'unu değiştireyim.
import diyeyim. Search'ü getireyim. Enter basayım. Güzel. Şimdi burada ne yapacağız? Bir tane. Bu arada biraz fazla mı ufak oldu? Yok, iyi. Bir tane group box koyacağım buraya. Group box koydum bir tane buraya. Tamam mı? Bir tane group box. Şöyle de açayım iyicene. Buna da ne diyelim? Arama diye bir tane isim verelim buna. Her şeyden evvel bu şu formun şeyini ben sevmedim. Başlığını. Onu değiştireyim. Options'a geleyim. Go to definition diyeyim. Go to definition nerede? Go to definition geldik buraya. Bunu yaptıktan sonra list diyeyim. Nokta text eşittir. Kütüphane uygulaması diyeyim ben buna. Bir de versiyon numarası mı verelim? Evet, versiyonu da verelim. O zaman ne yapalım? Versiyon. Biraz ara açayım. Versiyonu yazayım. Versiyon eşittir artı. String değer olarak yapıştıracağım. Şimdi assemble diyoruz. Bir tane kütüphane buraya şey import edeceğiz. Using system.reflections import etmemiz lazım ki bu programın arka tarafındaki özelliklerini buraya yansıtabilmemiz için işte nedir? Versiyonu, ismi, creator'u, revizyonu vesaire gösterebilmemiz için assembly diye bir şey import etmemiz lazımdı. Get executing assembly diyoruz. Nokta. Get name ve version. Version koyduğunuz zaman burada işte ne var? Name var, full name var, code base var, clone var, işte bir sürü şeyler var burada. Full name var mesela. Ben buradan versiyonu alacağım. Ve yansıtacağım. Onu da göstereceğim nereden değişiyor. Bir bakalım ilk önce. Gördüğünüz gibi burada kütüphane uygulaması versiyon 1.0.0.0 diye geliyor. Bunu da düzelteceğim. Sakın endişelenmeyin. Şimdi ben şimdi bu versiyonu nereden değiştirebilirim? Buradan Properties'e geliyorum. Şu Bookstore'un app'ın üstüne tıklayıp Properties'e geliyorum. Ve nerede yazıyordu? Build'de mi yazıyordu? Yok, build'de değil. Neredeydi? Package version. Tamam. Bakalım burada neler var. Source'lar var falan filan. Biraz bakalım. Package version. Burada ne yapalım? Assembly version gördüğünüz gibi. Burada assembly version var. Bunları bir yapalım. Tamam mı? Bir yapalım ve enter'a basalım. Var mı bir şey buradan? Yapılacak. Save'ledim. Tümünü save'ledim. Tekrar çalıştırayım. Ve buradan gördüğünüz gibi artık versiyon 1.0.0.1. Bu ne işinize yarayacak? Diyelim ki programınıza bir güncelleme yaptınız. Bu güncellemenin gerçekliği olabilmesi için gerekli versiyon güncellemeleri yaptıktan sonra buradan versiyon upgrade'i yapacaksınız. Yani bir üst numaraya geçeceksiniz ve bunu yaptıktan sonra
rebuild edeceksiniz uygulamanızı ve artık yeni versiyonuyla, yeni haliyle valid olacak. Çünkü bilgisayarınızda diyelim ki 1.0.0.0 kurulu ve siz bunu yükseltmek istediniz. 1.0.0.1'e geçtiniz. 1.0.0.1'e geçtikten sonra artık eski versiyona bir daha downgrade edemiyorsunuz programı. Hata verir bu arada kurulum yapılırken, update kurulum yapılırken. O da ileriki derslerde vereceğim onun şeyini, açıklamasını. Şimdilik istiyorsanız bunu 0 olarak bırakayım. Böyle kalsın. Buradan da kapatayım. Şimdilik ihtiyacımız yok. Şimdi gelelim aramaya. Ben şimdi bunu visible'ını false vereceğim. Ama ben burada bir tane şey koyacağım. Text box koyacağım. 3 tane de radyo buton koyacağım. Onu da söyleyeceğim size ne yapacağımı. Bir tane text box koydum. Bir şöyle ortalayayım. Böyle iyiceni büyüteyim. Altına da radyo butonu mu koyayım? Evet, radyo butonları koyayım. Radyo butonu koyayım. Ve bunlara birer tane isim vereyim. İşte neye göre arama yapacağız? Bunları kopyalayayım. Yok da dur. Şuradan isimleri değiştireyim. Barcode no'ya göre arama yapalım. Kopyaladım. Yapıştırdım. Barcode no'ya göre, kitap adına göre, kitap adına göre de şey yapsın. Kitap adı. Bir de yazar. Yazar adı. Yazar adı. Yok da yazar. Yazarı. Yazarı da olmasın. Yazar olur. Şimdi default olarak ne gelsin? Seçili. Barkod numarası mı gelsin? Kitap adı mı gelsin? Tamam. Checked diye bir özellik olması lazım. Checked. Buraya getiriyoruz. Yani default olarak bu checked oluyor. Şimdi bakalım. Gözükmüyor. Pardon. Şimdilik gözüksün. Bir şey göstereceğim size. Sonra yeniden şeyini false'a getireceğim. Visible true. Let's go. 28 dakika oldu. Burada gördüğünüz gibi bir şey seçtiğimde diğer radyo butonlar aynı kontrol içerisinde olduğu için false ediyor kendilerini. Yani birden çok radyo butonu seçili olamaz aynı kontrol içerisinde. Bu da güzel bir özellik. Default olarak biz ne yapmıştık? Barkodu işaretlediğimiz için barkod işareti gelecek. Güzel. Bunu visible'ını tekrar ben false'a getireceğim. False'a getirdim. Güzel. Buradaki kontrol adını vereyim. TXT arama. RB barcode. Kontrol isimlerini veriyorum. RB ne yapalım? Radyo buton ne olsun ne olsun? Tap. RB yazar. RB yazar. Şimdi buraya biz bir tane switch key ismi gerçekleştirelim. Güzel. Bu da taşmıyor değil mi dışarıya? Yok, taşmıyor. Biraz daha küçük yapabiliriz ama istemiyorum. Şimdi buraya geldiğinde focused olsun istiyorum. Focus var mı burada?
Bunun kontrolünü nereden oluşturacağız? İlk önce onu yapayım. Ben dibin içerisine mi geleyim? Evet, buradan şey yapayım, kontrolünü gerçekleştireyim. Yukarıya geleyim. Burası güzel. Public static bool search eşittir false. Buraya gelelim. DB nokta search eşittir db nokta search. Search'ün tersiyle bu group box'u da mı şey bir isim vereyim kontrole? Group box search. Buna bir isim vereyim. Güzel dursun. Kolay arayabilirim. Buraya tıkladığımda artık ne yapsın? Group box search nokta visible eşittir db nokta search. Bakalım ne yapacak. Bastım, gözüktü, kapattım, tekrar tıkladım, gözüktü. Gördüğünüz gibi tersini yapıyor. Güzel, kapattım. Yalnız ben buraya bir şey bakayım. Bunu ben sol tarafa ankorladım mı? Ankoru ne tarafta? Left. Güzel. Şimdi ne yaptık? Bunu da hallettik. Ben buraya bir şey yapacağım. If search'ü göstermeden epel if db nokta search, o zaman bir şey gerçekleştirsin. Txt arama nokta text eşittir nokta reset text yapsın. Reset text yapsın. Yani temizlesin içerisinde. Çünkü her gizleyip gösterdiğimde sürekli orada bir şey oluyor olacak. Ve txt arama nokta focus. Orası seçili olsun. Bir bakalım istiyorsanız ne yapıyor. Gösterdi. Ben buraya bir şeyler yazdım. Kaybettirdim. Tekrar gösterdim. Gördüğünüz gibi boş. Ama fokus değil. Niye? Fokus eşittir true. Bakalım kabul edecek mi? Ne istiyor? Kontrol. Focused. Sadece kontrol diyor. Bakalım kabul ediyor mu? Yine kabul etmiyor. Focused. Niye kabul etmiyorsun ya? Desem bir şey isim. Bool diyor. Tamam. Bool'in bir tane değer istiyor. It's read only diyor. Ne istiyor peki? Ne istiyor bu?
Buyursun ben buraya. Şimdi ne? Yani biçim mi olur? Bu limitten değer istiyor. Tamam. Nokta selected mi diyelim? Select. Focus. Set input focus to the control. Enteresan. Focus yapıyorum ama focus olmuyor. Set text. Text tanıma focus. Neyse. Fazla zaman kaybetmeyelim burada. Şimdi gelelim buraya. Her text değiştiğinde ne olsun? Text changed. Tamam mı? Burada her şey olduğunda bir olay gerçekleştirsin. Ama nasıl gerçekleştirecek? Onu bir düşünelim. Tamam. Şimdi data grid view nokta source data source eşittir search db nokta search book diye bir şey yapalım. Ama burada bir parametre ile tam burada neler var? Yok. Sender as text box diyelim buraya. Nokta text. Ama diyor ki burada öyle bir şey yok. Ve ne yapayım? Generate method diyorum ve dibin içerisinde bir tane metot generate etti. Hemen dibimizin içine gidiyoruz. Ve arıyoruz. Bu search book'u nerede yarattı? Burada yarattı. Şimdi internal static diyor. Internal static ben istemiyorum bunu. Public olsun. Public static ne çevirsin? Bir tane dataset. Dataset. Tamam. Dataset ds eşittir new dataset return ds. Tamam mı? Tamamdır. Şimdi buraya ne yapalım? Bir tane switch case mi yapalım? Bir tane switch case yapalım buraya. Bir tane SQL connection yaratayım. SQL connection con eşittir new SQL connection connection string. Tamam. Ama ben buradan bir tane switch yapacağım. Ne gelsin? Text gelsin. Case'ler yapacağım. Eğer ki bunun case'i neyse gelen parametre neyse buradan bakalım. Barcode noise. Dur bir dakika. Bunu yapabilmem için hayır, text'ten almayacak bunu. Bir tane daha barometre koyacağım. Parametre koyacağım. Ne koyalım bunu? String radio button.
Radyum butona göre. Radyo buton. Tamam. Barkod buradan barkod no ölüm geçiyor. Bakayım neredesin? Barkod no kitap adı yazarı. Eğer ki bu barkod no ise o zaman burada bir olay gerçekleştir. Case. Niye case kabul etmedi? O yok. Break. Tamam. Şimdi burada ne yapsın? SQL data adapter. Data adapter eşittir new SQL data adapter. Şimdi ne olarak seçecek? Şimdi burada biz bir tane select yapmıştık değil mi? Çok güzel. Kopyala. Pratiklik. Burada com parametresini koyayım. Buraya da virgülünü koyayım. Evet. Barkod ne olarak mı geçiyor? Nerede o? Barkod no evet. Barkod no like artı artı. Buraya bir tane işareti koyalım. Barkod no. Barkod no diyelim. Burada da parametremizi koyalım. Select command nokta parameters add with value. Neydi? Add bar kod no parametre ne olacak? Text gelecek olan parametre da.fill dataset'i doldursun ve geri döndürsün. Bu arada burada ben şey yaptım. Bir tane daha parametre. Ne diyelim? Table 0. Ne zaman gibi? Şimdi burada şey nasıl yapacağız? Radyo buton şeyini, parametresini. Seçili radyo buton gelsin. Nasıl yapacağız bunu? Bir tane for each kontrol gerçekleştireceğiz. Control C in gbsearch.controls group box kontrollerin içerisinde döneceğim. Ve if g is group box is radio button. Radyo buton ise
ve c nokta checked is checked var mı? Yok. See as radio button. Checked. Yani çekse o zaman ne yapalım? String radio button name. RB name eşittir C nokta text mi diyelim? Bir deneyeyim. Merak ettim. Hata veriyor bir şeyde. O zaman buraya da RB name vereyim. RB name. Şimdi çalıştırayım. Burada barkod no seçili. C'ye bastım. Kontrol ediyor. Hangisi basılıymış? Barkod no basılıymış. Tamam. Şimdilik hata verir çünkü hiçbir şey yapmadım. Bir tane daha seçeyim. Bakayım çalışıyor mu? Search'e girdim. Yazarı diye şey yaptım. Bir şey arayayım. Arıyormuş gibi yapayım. Tekrar geldim. Yazarı direkt. Tamam çalışıyor. Şimdi tekrar database'e giriyorum. Bir tane breakpoint koyayım. Bakalım burada neler oluyor. Barkod numarası hissediyor. Bakalım. Devam etsin. 9. Tamam, ben artık burada şey istemiyorum. Invalid column name diyor. Nerede invalid column name? Buraya barkodla yazmadım ki. Saçma sapan bir şey yazdım. Onun için. Şimdi tekrar. Basıyorum. Şimdi gireceğim tekste buradaki barkod numarasından herhangi bir rakam varsa onu bana çevirecek. 7'yi gireyim. 7'yi olanları şey yaptı. Buldu. Çevirdi. Bana verdi. Şimdi burada olmayan bir rakamı bulayım. Burada bir rakamı yok. Şimdi burada bir hata verecek bize. Güzel. Biri gireyim. Bakalım bulacak mı? Boş dönmesi lazım. Çünkü bir yok. Gördüğünüz gibi bir ihtiva eden barkodu bulamadı. Buradan durdurayım. Şimdi diğerlerini de yapayım. Bu dersi yavaş yavaş kapatalım. Şimdi. Barkod ise böyle yapsın. Başka ne var? Burada kitap adı. Şimdi kitap adını yapalım. Olduğu gibi bunu kopyalayayım. İki defa yapıştırayım. Bir. İki.
Bunu kitap adı yapalım. Kitap adı. Burada yazarım biri. Ne olarak geçiyor? Kitap adı. Kitap adı. Kitap adı. Parametre olarak koyuyoruz bütün bunları. Kitap adı. Güzel. Bir de yazarı. Nerede? Yazar. Tamam. Şunu da yazar yapayım. Yazar. Yazar. Bunu da yazar yapayım. Yazar. Tamam. Güzel. Şimdi tekrar şey yapalım. Çalıştıralım. Tekrar çalışsın. Ben artık buradan kitap adıyla bir şeyler aramak istiyorum. TW'yu girdim. Bir şey yok. Güzel. Yazar. Orhan Pamuk gireyim. Orhan Pamuk'la ilgili bir şey yok. Ama Le Guin diye bir şey girdim mi? Le Guin. Bakın çıkarıyor. Bir de şey mi yapayım? Ufak harfleri diye. Le Guin. Hepsini uppercase mi yapsın? Evet, onu da yapalım. Neyse, kapatayım bunu. Bir iki tane kitap daha mı koyayım ya? Çok şey böyle. Bir söyleyeyim. Çok sönük kalıyor. Kitap adı. Nokta Tuaper. Bunu da Tuaper yapayım. Haber. Güzel. Burada hata veriyor. Kontrol edelim. Güzel. Evet, bir tane kitap daha girişi gerçekleştirelim. Bir iki tane kitap daha girişi gerçekleştirelim. Ondan sonra kapatalım. Ben birkaç tane daha kitap bulayım. Hemen döneyim. Evet. Geri döndüm. İki tane kitapla. Birlikte arkası gölge yapıyor. Bir tanesi Galaxy'nin rehberi. Galaxy rehberi. Diğeri de Zaman Makinesi. H. Wells'in. Uzaktan tutayım da. Kıskanmasın arkadaki perde. Niye böyle yaptı anlamadım. Bu taraf mı yapıyor? Bu taraf yapıyor daha çok. Yakınlaştırayım. Oo, çok iyi yapıyor. Şimdi bunların veri girişini yapalım. Oo, güzel. Barkodu alayım yerden. Şimdi ilk önce zaman makinesine girişini yapayım. İlk önce şeyimizi açalım. Barkodu okutayım. Barkodu okudu. Kitap adı Zaman Makinesi. Tamam. Yazar H.G. Wells. Bunları ufak geliyorum. Sayfa dediğim. Sayfa sayısı ne kadar? Bir bakalım. 145. Türü bilim kurgu. Ne olarak geçiyor? İçine bakayım.
Türü ne geçiyor? Ne geçiyor? Türkçe, klasikler, kırmızı kitap. Bilim kurgu. Bilim kurgu. Bilim kurgu. Dili Türkçe. Yayın evi. Kırmızı kedi. Klasikleri. Yayın yılı. Yayın yılını da girelim. Yayın yılı da neymiş? Yayın yılı birinci basım Mart 2017. Mart 2017. Skit'e bastım. Gördüğünüz gibi buradan kaydetti. Hepsini uppercase yaptı. Birinci kitabımız bitti. Ondan sonra onun fotoğraflarını da bulacağım. Onları da gireceğim. Bakalım oradan bir hata alıyor muyuz? İkinci kitabımızı da girelim. Galaksi Rehberi. Bunun da barkodunu okudum. Otostopçunun Galaksi Rehberi. Otostopçunun Galaksi Rehberi yazar Douglas Adams. Sayfa adedine girelim. Sayfa adedi normal mi diyeyim? Tamam, normal. Kitabın sayfa adedini diyeyim. 229. Bilim kurgu. Dil Türkçe. Yayıncı. Alfa. Yayın tarihi. Diyelim ki ben buraya yanlışlıkla buna bastım. Girdi. Burada yayın yılı gördüğünüz gibi boş kaldı. Çift tıklıyorum. Aşağıya geliyorum. Gördüğünüz gibi artık yukarıdaki barkodu değiştiremiyorum. Çünkü niye? Kitabı girmiş bulunuyoruz sisteme. Artık değişemez. Yayın yılı birinci basım. Birinci basım Haziran 2017'ymiş. Güzel. Haziran 2017. Tekrar basıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi geldi. Şimdi bir arama yapalım. Kitap adı. Diyelim ki zaman makinesini arayacağım. Zaman makinesini arıyorum. Hop geliyor. Güzel. Hepsini sildiğin zaman gördüğünüz gibi tekrar hepsi birlikte geliyor. Otostopçu yazayım. Geliyor. Yazarına bakalım. Yazar Wells yazayım. H. Wells'in sadece kitabını çıkarıyor. Barkod numarasını girersek buradan barkod numarasını okutayım. Okumadı. Pardon. Bakayım. Gördüğünüz gibi direkt buluyor. Güzel. Şimdi ben şey yapmak istiyorum. Bunu yok ettim mi ne yapsın? Hepsini birlikte şey mi yapsın? Alsın mı? Alsın. Burada bakalım arkadaşlar. Bizim kitapları backup'ını gerçekleştirdi mi? Bookstore bir tane şey olması lazım. Bookstore. Gördüğünüz gibi Bookstore'un database'in backup'ını aldı. En son aldığı saati de söylüyor. 0253 yani bir dakika evvel aldı. Güzel. Bunu da gerçekleştiriyor. Ve şimdi bu kitapların görselini bulmak istiyorum. Bu arada bizim ders bitti. Şimdi artık fan kısmına geçtik. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Bana yardımcı olursunuz. Bu videoda lütfen büyük bir like atın. Serilerin devamı gelsin. İlk önce Galaksi Rehberi'ni bulalım.
Bir sonraki seride auto completion'u yapacağım text box'lar için. Ve kullanıcı girişlerine yavaş yavaş gireceğiz. Kullanıcı girişleri yapacağız. Ve onlara göre yetkilileri tanımlatacağız. Vesaire. Şimdi Galaxy rehberi diye aratalım. Bakalım ne bulacak. Oo, Galaxy rehberi var. Epey var. Otostopçunun Galaxy rehberi. Güzel. Bu mu güzel? Evet, bu fena değil. Save image as. Tamam. Masaüstünü yapsın. Galaxy diyeyim ben buna. Tamam. Gerçekleştirdi. Bir derinlikini bulayım. Zaman makinesi. Zaman makinesi. Bunu da arayayım. HVL zaman makinesi. Tamam. Bu da güzel. Beğendim. Farklı olarak kaydettiğim Save Image Edge diyesin. All Files zaman makinesi. Bunu da olsun. Güzel. Şimdi programımıza geri dönelim. Tekrar basayım. Başlatsın. Zaman makinesi. Geldim. Bunun üzerine değil. Buradası kitaplarımızın kaydolduğu yer. Bu dosyayı da ben her başladığında boşaltacağım. Bir sonraki seride yapacağım onu artık. Çünkü biraz uzadı bu seri. Ne olarak geçiyor? O JPEG olarak kaydetmedim ben bunları. Bir dakika, kaydetmemişim. Bunu da yapayım. Tamam. Zamana geldim. Buraya çift tıkladım. Masa üstüne geliyorum. Masa üstünü kaydettim. Zaman makinesi burada. Güzel. Kaydet diyorum. Kaydetti. Tekrar açayım. Zaman makinesini gösteriyor. Güzel. Evet, çıkılsın. Otostopçu rehberini de bulayım. Galaxy otostopçusu. Bunu da buldu. Diske basıyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi artık her bir kitabın kendi şeyi var. Evet arkadaşlar. Bu ders de böyleydi. Eğer bu ders beğendiyseniz dediğim gibi lütfen beğenme tuşuna basın. Daha üst sıralara çıkalım. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki seride buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi güne dilerim. Bye bye.